Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet edildi ki Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah o zaman merhamet kılıp ayetti. Sizlerini biz imtihan kılamız diyordu. Karın imtihanligini ispatı. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ biz sizlerini imtihan kılamız. Kendi imtihan. Allah aytibdi. Bir şey iminin khaf. Sizlerge khaf salışlıklarını imtihan kılamız. Khaf hem bir imtihan. Bana şu khaf salıngende, kalbege khaf çükende, birer nerseden korkkende, onu imtihan deyip kabul kılıp, Allah'ın yardımı bilen bana şu khaftan çıkıp geçişliğini Allah'tan sorarlar. Velcu' açlık bilen, yani kıyınçlik, müşküllik bilen imtihan kılıp görmemiz deyipti Allah Ta'ala. Ve nâsî minel emvâl, mal-ı dünyayızı kemaytırışlık bilen imtihan kılıp görmemiz. Vel enfus, uzlarızı içlerinizden, ciger göğüşelerizi, ata analarızı, akı ukalarızı, bazen şirinden şeker farzantlarınızı alıp imtihan kılıp görmemiz deyipti Allah. Ushbu imtihonlar va samarot mevalarni ham kamaytirishlik bilan bo'ladi. Meva chevalarni kamaytirishlik, qurg'oqchilik berishlik. Ya'ni har xil xavflarni mana Alloh o'zi Qur'onda aytib turibdi. Mana shunaqa holatlar bilan sizlarni imtihon qilamiz deydi. Va orqasidan va bashiris sobirin. Ana o'sha boshiga shu musibatlar, mana shu sinovlar tushib turganda sabr qilib turganlarga başarat verin, hoş haber verin deyipti. Cennet hoş haberini verin deyipti. Bu musibetler kelgen mahalde bende sabır kılıp nima deyiş gerek? O insan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu istirca kelimesi azizler. Bu kelime in dünyadaki insan mümin bendeni kalbige in katta rahat afgeledigen kelime bana şu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hammamız Allah tikimiz, hammamız Allah'a kaytamız. Her kandiy başıge kıyınçliği çüşkende birinci aytadigan kelime şu boladı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bana şu kelimeni örgettiler. Namunu buldular. Eğer ki bir hılgi insanlar natoğru telkinem kıladı ki birer bir adamda başıge birden bir musibet çüşüp kosa, bir felaket uçurup kosa. Ya birden aytaylik badavlat odam inqirozga uchrab qolsa, kasal bo'lib qolsa, qandaydir bir qiyinchilikka tushib qolsa, ba'zan aytamizki, ha, o'zi haddidan oshib ketuvdi-da. O'zi bundoq bo'luvdi-da. Bu Allohning bir ko'rsatishi shunaqa bo'ladi. Yo, birodar. Alloh taolo faqatgina bir insonni yomon bo'lganligi uchungina imtihonga solmaydi. Kim boshiga qiyinchilik tushayotgan bo'lsa, u yomon inson bo'lganligi uchun bu holatga tushmayapti. Tarozi, ölçüler, uhah, vazn bolsun, litr bolsun, metr bolsun, hacim bolsun, dona bolsun, onu birortasini hacimden urup kalış gerekmez. Bu en katta günahlardan bittesi. Mutaffifin bu kaladı. Kıyamette cüde katta azaplar var. Aynıysa ölçüden, taraziden uruşlik. Salihlerden birileri aytadılar ki, bir bemor odam, savdogar bemor odam kasal bo'lgan ekan. Uni oldiga ko'rgani kirdim deydi. Oldiga kirib unga la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka harakat qildilar. La ilaha illalloh kalimasini ayting desa, u odam birorta ham og'ziga kalima kelmabdi. Boshqa gaplarni gapirarmish, jon beryapti, lekin kalimani ayta olmasmish. Shunda hayron bo'lib u solih aytayaptiki, sen, ey birader, nega kalimani talqin qilsam tiling hech kelmayapti? Nimaga bunday qilyapsan deganda jon berayotgan odam tarozini pallasi tilimni bosib gapirtirmay qo'yapti debdi. Tarozini pallasi tilimni bosib gapirtirmay qo'yapti desa, zot so'rabdilar. Sen odamlarga tarozidan urib qolarmiding? Haqqiga xiyonat qilarmiding desa, yo'q, unday emas. Biroq tarozini o'z vaqtida to'g'riligini tekshirib ko'rmasdim debdilar. Qarang. U urib qolish yoqda tursin. Tarozini tekshirib ko'rmaganligi uchun qiyomat u jon berayotganda tili kalimaga kelmayapti.
ustozlarimiz aytadiki, agar bola chaqasini, farzandlarini tarozidan urishlik bilan, harom yo'l bilan boqib katta qilsa, bolaning qalbiga faqatgina dunyodan boshqa muhabbat joylamay qolar ekan. Undan ota-ona muhabbatini, boshqa muhabbatlarni kutmaslik kerak. Men o'zimni hayotimda bo'lgan tajriba azizlar. Bir kuni bir inson xonadonimizga kelib, otasini og'ir kasal bo'lib qolganligi, jon berar holatda ekanligi, yordam so'rab duo qilib berishlikka keldilar. Yarim tunda. Domlalarning uyida bunaqa holat ko'p bo'ladi. Men chiqib, u yosh kattaroq ekan, aka, nega doktor chaqirmadingiz? Tez yordam chaqiring desam, doktorlar keldi, hammasi keldi, biz ishimiz emas ekan. G'arg'ara bo'lib qopti, domla chaqiring deb ketdi. Kimga kelishdi bilmasan, sizga keldim. İsimlerini aytmayman, makonlarini aytmayman ki g'ibat bo'lmasin. Bordim o'sha joyga. Haqiqatda otalari og'ir ahvolda ekan. Bu Allohning baytida rost gapiriladigan joy, men ko'zim bilan ko'rgandi, aytayapman sizga azizlar. Borib Yosin o'qiladi bizning odatimizda, jon bera olmayotgan odamda oldida o'tirib ham umuman uzilish bo'layotganda Yosin surasini o'qib, birinchi yoki ikkinchi mubinga yetganda u odam jon berdi. Undan oldin u yigitga chiqib, men kiring desam birga kirgani unamadi. Otalari olamdan o'tib qolgandan keyin tashqariga chiqib, mandachilik deb sabrga chaqirdi. Birodar xafa bo'lmang, otangiz olamdan o'tib qoldi. Kiring endi yordam bering. Hozir ertalabgacha odamlar kelguncha bir holatlari nima bo'lmasin, men kiyimlarini yechib tayyorlab qo'yib ketaman. Keyin mahallani domlasi, oqsoqollar bilan yog'ini o'zingizlar to'g'irlarsizlar dedim. Yarim tun, yo bir yo ikki kechqurun. U yigit aytdiki, yo'q domla, men kira olmayman. Nega endi? Qo'rqaman dedi. Buni ham qabul qildim. Bo'lishi mumkin-da azizlar, hayotida bunaqa voqeaga ko'rinmagan bo'lsa qo'rqadi. Men aytdim, qo'rqmang, lekin bu otangiz. Otangizni oldiga kiravering. Ming bor uzr, men qaltirab ketyapman dedi. Mayli deb kirib, o'zim bir amallab kostyumlarini yechib, ko'ylaklarini qirqib, yurib, to'g'rilab, jag'larini bog'lab chiqdim. Otamni oldiga kirishdan qo'rqaman deyotgan bola menga bir savol berdi. Domla, bir iltimosim bor. Mani yana 3 ta aka-uka, opa singillarim bor. Hali ularga xabar berganim yo'q. Hozir xabar bersam kelib qoladilar. Xo'p, nima xizmat? Otamning og'zida tilla tishlari bor, shuni sug'urib bermaysizmi? Ishonsangiz, ustimdan bir qaynoq suv quyib yubordi. Vujudlarim qaltirab ketdi. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Ey badbaxt. 7 qavat yerni kavlasang topa olmaydigan oltindan ayrilib turibsan u. Shu 4 ta tish ko'rindimi senga dedim. Mani uyga tashlab qo'y. Shunday g'azablandim. Ertasiga shu mahallani oqsoqolini ko'rib, men bo'lgan voqeani aytsam, u odam miyig'ida kinoya bilan kuldi. Men hayron bo'ldim. Nega kulyapsiz desam, marhum butun umr tarozidan urib hayot kechirgan edi dedi. Faqat uyiga harom narsa olib kelgan edi. Bolalari uchun baxt, saodat faqat pul, dunyo bo'lganligi uchun otadan ayrilishni musibat sanamapti dedi. Ana shuning uchun ham bolalarimizga muhabbat joylar ekanmiz, tarozidan urmasligimiz kerak. Harom yegizmaslik kerak azizlar. Bunday holatlarga tushmaslik uchun har bir savdogar o'limda eslasin. Bir kuni bu dunyodan o'tishligini eslasin. Va albatta bir kuni hisob kitob borligini unutmaslik kerak. Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning davrlaridagi eng katta fitna u zotni joniga qasd qilinishlik edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu haqidagi bu tarixiy hikoya juda ham uzoq. Mana asl joylarini aytmoqchiman fitnaning boshlanishi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bir nechta viloyatlarga valilarni, hokimlarni qo'ygandan norozilik boshlandi. Basradan, Kufadan, Misrdan fitnachilar fitna qilib, Hazrat Usmonni valilarni kamchiliklarini topib, ayiblarini topib, turli fitnalarni chiqarib, qo'zg'olon ko'tardilar. Va Madinaga kelib, minglab odam to'planib oldi.
Bu haberden hayran bölgen Hazreti Osman radıyallahu anh ularını elçilerini kabul kıldılar. Nima haklıydı dediler. Ular ettiler ki bizge başkalarını vali kılıp verin, hakim kılıp verin. Basralikler Zübayir'ini, Kufalikler Talhan'ı, Mısırlikler İbn-i Sabah başlık Ali'ni soruştular. Ular bilen kereşip, hop deyip hama etkilerini kılıp çıkar var genden ki gün. Mısırlılar Mısır'a kaytıyorken payıttı. Aldıdan bir atlık ötüp kaldı. Bu Sirat-ı Nebaviye'de İbn-i Hişam kitaplarda o kub tarihi kitaplarda hammasi de kursatılgen. Hali atlık ötüp kaldı. Mısırlılar şüphe kılıp barıp hali atlığını uşap ap geldi. Karasalar Hazreti Osman'ın muhru basılgen mektup Mısır'ını hakimine valisine yazılgen eke. Mana bu ketiyatken adamlarda hammasini zütülük bilen uşap darge asıymış de büro verilgen eke. Ular bizni aldabdi da deb orqasiga qaytdilar. Oldiga kiruvdilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Allohning nomini o'rtiga qo'yib qasam ichdilarki, men qilmaganman bu ishni deb. Holbuki Hazrat Usmondek zot Qur'onni jamlagan zot, tiriklik mahalda jannatiligi e'lon qilingan zot, hayolari, ibolari shu darajadaki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ta'rif bergan, hatto o zatın hayallerine fariştalar kail kalgen zat ediler. Bu zat yalanı gapirishi mümkün emas idi. Ortaga Allah'ını koyup kasam içti ki man bu işini kılmaganman. Bu fitne dedi. Sürüştürüp bildiler. Hakikatte ham Mavlan ibn Hakam degen adam kılgen eken şu işini. Orada uruş çıkarış için Hazreti Osman'da muhurlarını alıp uğurlayıp o zatın namıdan yazılgen eken. Fitnachilar o'sha odamni bizga berasiz deb turib oldi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bermayman dedi. Uni jazosini qonun bo'yicha o'zimiz ko'ramiz dedi. Sizlarga olamonga tashlab qo'ymaymiz. Shuni bahona qildi, natijada boshqalar ham qo'shildi-da Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uylarini qurshab qamalga oldilar. Bu tarix azizlar. Eng afsuslanarligi shu ishni qilayotganlar ham la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganlar. Allah üçün de kılıyetkenler. Hazreti Osman radıyallahu anh üyelerini kurşap 20 gün kamal kılıp durdular. O şu halette Hazreti Osman radıyallahu anh Ali radıyallahu anh diye yardım yubardılar. İltimas hatını yubardı. Ali radıyallahu anh farzantları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh mağlardı. Zübeyir radıyallahu anh yubarıp Hazreti Osman'da kuruklaştı. Topşırığını verdiler. Uzat çıkalmaya kaldılar. Ahirki günü idi. Ağır halette türgen ediler. O şu günü Hazreti Osman radıyallahu anh da ayolları Naila radıyallahu anh ait ediler ki hatta içgeni toza su topalmaya kaldılar. Su izlediler, su yok. Roza tutmakçı ediler. Su topulmadı. Ayolları ait etti ki ben bir amallab koşunlarda üyüge tüyünü giden otup su ap kesem Halife uklabi atken ekeller, tutup uygattım. Su içersiz mi degen edim, içmeyim ben. Ben roza tutup aldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menge koründiler, ben su birdi, su bilen sirab oldum dedi çüşler. Şu günü hatta hizmetkarlara eytedi ki, iftar mahaldayım, Hazreti Osman'a gelip, iftarlı klasi mi degenlerde közüge yaş alıp, ben bugün çüşümde Resulullah'ını kurdum. O zat beni özlerine nanıştı kılıçlıkça çakırdılar. Ben bugün Resulullah bile nanıştı kılsam kereyim dediler. Kongilleri sizdi. Atrafını kurşap algen malunlar, tünigilerden Hazreti Hasan Hüseyin radıyallahu anh humalarda kuruklaştan birkinin tünik orkali Hazreti Osman'la üyüge kirdiler. 80 yaşından otken. Kur'an'da bilesizler Hazreti Osman cemlegenler. Uzları cemlegen Kur'an'da tılavat kılıp, rozador haletinde türgende kirip o adamga taşlanmıştı. Hazreti Osman aittiler ki, menge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayat mahalimde iki mertte cennet başaratını bergenler. İki mertte cenneti şu adam degen adamge kılıç kotarasızlar mı dediler. Resulümüz aleyhisselam'da iki kızlarına üylengeller Zinnureyn. Peygamberimiz aleyhisselam ikinci kızları hem alemden ötkende kabristan'da durup yıkılıp durup aytudiler ki eğer on ta kızım gitmek olup dursa hamasını Osman'a birerdim degen ediler. Bana şu zat oturgen cahide koluge temir kılıç bilen urdular.
Ayolları çıkıp toskanada ayolların kolunu çapıp yuvarıştı. 80 yaştan ötken, cennetiyle başarat kılınken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süyüklü kiyoları bölgen, iki nurnin sahibi bölgen zatını Kur'an aldı da kanını döktüler. Kur'an'ın kanları saçırıp gitti. Kur'an'da kanını ihtiyat kılıçlı gücün Kur'an'ını cildirdiler de, sürdüler de, gözleri yıkıldılar. Şu halette şehit oldular. Bu birinci katta fitne oldu azizler. Hazreti Umar'ın ki başka din vakili öldürgenidir. Lekin Hazreti Osman'da Allahu Akbar deyip kılıç vurdular. Karim, onlara Müslümanlığı da dava kılıyordu. Mana şu başlangıç fitne ulanıp gitti. Hale geçe tügeme yaptı azizler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İmam Bukhari'yi de bir hadis getirdiler. Albatta geleceğde ko'p fitnalar bo'ladi. U vaqtda jim o'turuvchi, tik turuvchidan yaxshidir. Tik turuvchi fitnaga qarab yuruvchidan yaxshidir. Yuruvchi yugruvchidan yaxshidir. Kim fitnani kuzatib tursa, fitna uni o'ziga jalb qiladi. Demak, kim boshpana yoki panoh bo'ladigan joy topsa, o'shani lozim tutsin. Kim fitnani kuzatib tursa, uni domiga kiradi, deyapti. Hozir fitnani kuzatishligining katta darvozasi bu internet. Ana bu joyda fitnani o'chog'i tashlanyapti. Zirak odamlar bilib turibdi, mo'min musulmonlar, to'xta. Bu yerda musulmon musulmon bilan urushtirilyapti-ku. Holbuki musulmon musulmonni qonini to'kish harom-ku. Mana shu fitnalar sababli la ilaha illalloh deb turgan odamlar bir paytlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nabirasini o'ldirishgacha borganlar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu qonini to'kishlikgacha borganlar. Saltanat talashib qancha-qancha musulmonlar haligacha urushib kelgan. Yana shuni davomi bo'lyapti degan narsada turmoq kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, mana shunaqa holat bo'lganda nima qilish kerak desa, unaqa paytda jamoatga ergashing, o'zingizni imomingizga ergashing deb aytadilar. Sahobalar so'ragan ekanlar, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar aytaylik o'sha mahalda biz topolmay qolsak nima qilamiz deganlarida daraxtlarning tomirini tishlab bo'lsa ham kun ko'rib bo'lsa ham fitnaga qo'shilmanglar dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam fa idza ra'aytum ikhtilafan fa alaykum bis-sawad al-a'zam dedilar. Agar bir ixtilofni ko'rayotgan bo'lsangiz unda ko'pchilikka ergashing dedilar. Ko'pchilik tomonga ergashish kerak. Eng katta razolatdan bittasi ham shu. Qur'ondan mutashobih oyatlarni o'rtaga solib, mayda-mayda narsalarni o'rtaga solib ham tortishilyapti. Bundan hech kimga manfaat yo'q. Holbuki Qur'ondagi o'sha oyatlarning ma'nosini faqat Allohning o'zi biladi. Shu paytgacha bizning an'anamiz azizlar mana necha yillardan beri kelayotgan mazhabimiz mana shu mazhabni mahkam ushlash kerak. Mazhab boshilar insonlarni mana shunday narsalardan, fitnalardan to'xtatishga harakat qildilar. Biz bugun fitnalar haqida gapirar ekanmiz, yurtimizda ham mana shu narsani bir oz boshimizdan o'tkizganimizni bilaylik. Fitnaga uchib qolib, bilib-bilmasdan uni yo'liga kirib qolib, uni g'oyalarini tarqatib yoki mana shunaqa odamlar orasida turli fisqu fujurni tarqatishga sababchi bo'lgan qancha odamlar ozodlikdan mahrum bo'lib ketgan edi. Lekin alhamdulillah keyingi paytda muhtaram yurtboshimiz tomonidan ularni afv qilib chiqarildi. Bu ham bir insoniylik belgisi. Chunki bu ham payg'ambarimiz alayhissalom tarbiyalari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka fath qilinganda Makkada turgan kofir dushmanlarni hammasini to'plab keldi. Ular rasoyam Rasulimiz alayhissalotu vasallamga aziyat bergan edi. Ularga qarab turib ular qo'rqib nima qilar ekan bizni deb turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab sizlar mana hozir nima qiladi deb o'ylayapsizlar dedi. Ular aytdilarki siz dunyodagi eng rahimlik, eng zakovatli insonsiz, sizdan yaxshilikni umid qilamiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam ularni hammasini kechirdilar. Islom mana shunday kechirishga targ'ib qiladi. Bugun ham qancha-qancha yurtdoshlarimizning xatolarini kechirib jamiyatga qaytaryapti. Endi vazifa nimadan iborat? Endi o'sha yurtimizga ozodlikdan kelib jamiyatga qo'shilganlar endi o'zlarining xatolarini tan olgan holda boshqalarni bu yo'lga kirib qolishlikdan saqlash kerak. Bizlar ham kelajakni, yoshlarni ehtiyot qilishimiz kerak aslida. Bugun yurtimizdagi farovonlikda,
tinchlik, osoyishtalikni ko'rolmayotgan qancha odamlar bor. Ular hech kimi kelib o'zlari bu yerda bir narsa qilmaydi. O'zimizni ichimizdan fitna chiqaradi. Xuddi shuningdek oraga bitta masalani tashlaydi, bir mavizani tashlaydi yo bir savolni tashlaydi, bir-biriga muhokamaga qiladi, ana orqasidan keyin odamlar fitna qiladi. Aslida bunday holatlarda faqatgina o'zingizni imomingizga ergashing deyilgan. Imomlardan so'rash kerak. Fitnalardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Eng achinarlisi bizdan ham qo'liga qurol olib, "Men Suriyaga borib jihad qilaman" deyotganlariga afsuslanyapmiz. Nechtasini qaytardik, odamlarga tushuntiryapmiz. O'sha tomonlarda mana qancha ishlar bo'ldi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, 156 ta ayolni qaytarib olib kelindi. Ular bilan men gaplashdim. Bir gaplashib ko'ring, qanday ham aldanganini biladilar. Ular baxt deb izlab ketgan joyda baxtsizlikka, mana shu islomda asl mohiyati shu yerda deb o'ylab turib, islomda i harfini ham topa olmadik deyapti. Ayollar xorlangan.